Arkadaşlar merhaba. Bugünkü programımızda sizlere ağaç biti, ağaç kurdu, ahşap biti, kurt ilacı nedir, nasıl kullanılır, ahşabınızı yiyen, kemiren bu böcekler ile nasıl mücadele edilir, size bu konu hakkında bilgi vereceğim. Ben dediğiniz ziraat mühendisi Volkan Temiz. Size yine profesyonel bir konuda, uzmanlık alanımız olan bir konuda bilgiler vermeye devam ediyorum. Bu değerli bilgileri güzelce öğrenmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi ahşapları yiyen kurtlar, böcekler var. Ahşabınızı yiyerek, içeriden yiyerek ses yaparlar. Böyle galeriler açarlar. Delikler açarlar ahşap yüzeylerde ve ahşabın içinde. Ve böyle delikler açarak çıkarlar gördüğünüz gibi. Bunlarla mücadele edebilir mi? Mümkün mü? Evet, mümkün. Nasıl yapılır? Şimdi detaylı inceleyelim. Ahşapların içinde yaşayan kurtlar sizi gece uyurken kıtır kıtır ses yaparlar. Bu ses de sizi gece uyurken uyandıracak derecede rahatsız ederler. Ahşabı yiyerek beslenen bu canlılarla mücadele etmek tabii ki mümkün. Nasıl mı? Dediğinizi duyar gibiyim. Ahşap böcekleriyle mücadele edebilmek için böceklerin açmış olduğu galerilere enjeksiyon yöntemiyle bahsi geçen ilaç enjekte edilir. Bu ilacı size satın aldığınızda göndereceğiz. Ürünümüz gitti gidiyor konuda satışta. Videonun hemen altındaki satış linkinden de bu ilacı satın alabilirsiniz arkadaşlar. Enjeksiyon için 20 mililitrelik şırıngalar kullanılıyor. Eğer böcekler ahşap yüzeylerinde henüz galeri açmamış ise siz bir matkap vasıtasıyla delik açarak bu açmış olduğunuz deliğe şırınga kullanarak uygulama yapabilirsiniz. Bu şırıngaları size gönderecek olduğumuz %100 saf ilaç doldurarak böceklerin açmış olduğu ahşap içindeki galerilere enjekte edebilirsiniz. Bu şekilde böceklerin içeride galeri içinde ölmesi sağlanır. %100 etkili, başarılı bir yöntemdir. Biz yetkili Volkan Ziraat Mühendislik firması olarak bu ürünün satışını yapıyoruz. Bu ürün bir tarım ilacı değildir. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı biyosital bir üründür. Yetkili bayi durumundayız. Yetkili bayi olarak bu ilacı satışını yapmaktayız. Faturalı adresinize gönderiyoruz. Ayrıca burnu kullanırken kullanmaya başlamadan önce ağzınızı ve burnunuzu tam koruyucu bir gaz maskesi ile takarak solunum yolu koruyucu olarak sağlığınızı korumanız gerekiyor. Ağzınızı burnunuzu kapatan tam yüz bir gaz maske kullanarak bu işlemi, enjeksiyon işlemi yaptığınızda herhangi bir sıkıntı duymazsınız. Uygulama öncesinde bütün gıda maddeleri ortadan kaldırılmalı. Uygulama öncesinde insanlar İlaçlama yapılacak ortamdan 5 saat boyunca tahliye edilmeli. Ortamda hayvan varsa dışarı çıkarılmalı. Evcil hayvanlar uzaklaştırılmalı. Bu standartlarda ilaçlama yapıldığı takdirde herhangi bir problem yaşanmaz. Gaz maskesi olarak Dragger'in 6500 tipi tam yüz gaz maskesi var. Bunu kullanabilirsiniz. Veya 3M 6000 modeli tam yüz çift filtreli gaz maskesini de kullanabilirsiniz. Bu ürünün satış linklerini aşağıda ürün video açıklama kısmında size veriyorum. Video açıklama kısmından bu ürünlere tıklayarak, linke tıklayarak direkt satın alabilirsiniz. Bu yöntemler uzman ilaçlama şirketlerince uygulanan çok özel yöntemler. Size ben uzmanlık bilgimi paylaşıyorum. Bu bilgi çok değerli bilgi. İlaçlama şirketi çağırdığınız zaman sizden rahatlıkla 500 ila 1000 lira arası para isteyebilir, talep edebilir. Bu ahşap böcek sorununu çözmek için sizden büyük paralar isteyebilir. Siz sadece bu ilacı satın alarak, bahsettiğimiz ilacı, linkte bulunan ilacı satın alarak rahatça çözüm sağlayabilirsiniz. Paranız cebinizde kalır. Fazla para harcamanıza da gerek yok. Volkan Ziraat şirketi olarak size uzman yöntemleri nasıl evinizde uygulayacağınızı detaylı bir şekilde öğretiyoruz. Evet. Volkan Ziraat Mühendislik şirketinin hazırlamış olduğu ahşap kurdu, ahşap biti ilacı için hazırlamış olduğumuz video programını izlediniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için, video programımıza kayıt olmak için abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Daha sonraki videoları kaçırmamak için zil tuşuna da basmanızı rica ederiz. Hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.
Ahşap böceği bu işte. Ahşap böceği diyorlar buna. Ahşap kurdu, ahşap böceği diyorlar. Ahşabı yiyerek beslenen böcek bu. Ahşapta galeler açar. Ve talaş şeklinde ahşap talaşı bırakır. Geçtiği yerlerde de galeler açarak yaşamaktadır. Geceleri uyurken ahşap içinde kıtır kıtır ses duyarsınız. İlginç bir böcek. Uzun antenleri var. Çekme şunu artık. Çekme.